Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Devrilmez, ayakta durur yerinde. İraden can bulur yeniden. Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Devrilmez, ayakta durur yerinde. İraden can bulur yeniden. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün imkansızı başaran ve ta Tokyo'ya, olimpiyatlara giden sporcumuz Ecem. Ne haber Ecem? Nasıl keyifler? İyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Hava harika. Yine tam sana uygun bir hava. Böyle rüzgarlı bir havadayız. Evet. Sen hangi dalda şimdi olimpiyata gidiyorsun? Ben lazer sınıfının radyal armasında yarışıyorum. Lazer radyal sınıfı. Bu sınıf kadınlar için olimpik bir branş 2008 yılından beri. Hı-hı. Ben de bu sene ülkemizi lazer radyal sınıfında temsil edeceğim. Evet ve yani rüzgarla sürekli iç içesin. Rüzgar senin zaten bu sporda bayağı hayatın oluyor galiba, değil mi? Evet, kesinlikle. Bütün hayatın aslında rüzgar senin belirliyor. Peki sen bu sporla nerede tanıştın? Ne zaman tanıştın? Ben bu sporla Bodrum'da tanıştım. Bir yaz tatiline gitmiştik. Daha doğrusu annemin orada iş sebebiyle orada bulunması gerekiyordu. Biz de yaz tatilinde anneannem, dedem hep birlikte oraya gittik. Bu sırada bir aile dostumuzun kızının optimist kursuna gittiğini öğrendim. Bu arada optimist yelkene başlangıç sınıfı olarak biliniyor. Aha, evet. Ben de o zaman 10 yaşındaydım. Optimist ismi çok merak uyandırdı bende açıkçası ve baskı yaptım. Ben de gitmek istiyorum optimist kursuna diye. Açıkçası Marina'ya gidene kadar yelken kursuna gittiğimi bilmiyordum. Tabii optimist havalı bir isim böyle. Evet, ondan zaten optimist. Arkadaşların herhalde yapıyordu ki öyle duydun sen. Yani birileri evet, gidiyordu oraya. Evet evet. Marina'ya gidene kadar yelken kursuna gittiğimi bilmiyordum. Böyle başladım yelkene. Sonrasında da Bodrum'da yaşamaya devam ettin değil mi? Evet. Yani çünkü ya yelken çok zor bir spor. Şundan zor bir spor. Gidip yapmak zor bir spor. Özellikle İstanbul gibi bir yerde. Evet. Sürekli onun içinde olman lazım. Aslında o dönemde biz İstanbul'a gelip gitmek zorundaydık. Geldik. Ben ortaokulu Bodrum'da başladım. Oraya taşındık. Böylelikle yaz kış devam etme imkanı buldum. Tabii oradaki kulüplerde de çok maddi imkansızlıklar, antrenör yok vesaire, bir sürü sıkıntılar vardı. Ama ben inatla yelkene devam ettim. En azından yarışa gitmesem bile denizin üstünde olmak beni çok mutlu ediyordu. Aha. Böyle yaz kış devam etmeye başladım Bodrum'a taşındıktan sonra. Ondan sonra işler düzelmeye başladıktan sonra 2009 yılında da ilk yarışıma katıldım. Evet. Peki olimpiyat hedefi ne zaman geldi? Yani ben olimpiyatlarda yarışabilir mi? Ne zaman düşünmeye başladın? Ya ben optimist sınıfında hiç yarışmadım. Fiziksel olarak zaten yaşıtlarımdan daha uzun boyluyum, daha ağırdım ve lazer sınıfı benim için daha idealdi. Ve lazer radyalde yarışmaya başladığımda uzun vadeli olarak ilk hedefim ya olimpiyatlara gideceksem umarım bu 2020 olur diye hep böyle içimden geçirmişimdir. Ve zaten antrenörlerimiz de sürekli diyordu, eğer bir gün siz de çok çalışırsanız bir gün olimpiyat oyunlarında siz de olabilirsiniz, bu imkansız bir şey değil. Aynen. Sadece çok çalışmanız lazım diye. Tabii ki de onlar benim kafama kazındı ve uzun vadeli hedefim olimpiyat oyunlarında yer almak oldu. Peki bu pandemi süreci seni etkiledi mi? Ne zaman aldın kotayı? 2019 Temmuz ayında bizim seçmemiz bitti. O 2019 yılı tamamen olimpiyat seçme senesiydi bizim için. Avrupa ve Dünya Şampiyonası. Son yarışımız da 2019 Temmuz ayındaydı. Aslında pandemiden önceydi ama tabii pandeminin girip olimpiyatların ertelenmesi üzdü. Çünkü önümüzde bir hedef var. Biz bunun için çalışıyoruz. Bir sene ertelendi ve gerçekten de zorlu bir seçme süreci yaşadık. Bayağı rekabet çünkü vardı. Çünkü yani profesyonel bir sporcusun sonuçta ve vücudunu, antrenmanlarını o yarışa göre ayarlıyorsun. Pik dönemini ona göre ayarlıyorsun ve bir anda onlar bitince havada kalıyorsun aslında. Evet, yani. Olimpiyatların ertelenmesiyle birlikte biz tekrar bir plan programa oturduk. Aslında yelken sporunda artı bir sene bir şey kaybettirmez. Hatta ben daha çok kazandırdığını düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok denizde kalırsak, ne kadar çok mil yaparsak bizim için daha iyidir. Tecrübe kazandıkça yelken sporunda bu artı olarak geri dönüyor. Evet gibi. Yani vücut fiziksel şeyin yanında biraz da işte bu tecrübe dediğin gibi o çok önemli herhalde. Çünkü ne zaman ne olacağı belli olmaz ve buna daha çok karşılaşırsan işte bu rüzgar her an değişebiliyor herhalde yani bu sonuçta. Evet, sabit bir şey değil. Onlara verdiğimiz tepkiler, hadi bunun dışında psikolojik olarak tepkiler, orada sakin kalabilmek, yarışın içinde kalabilmek,
fiziki kondisyonumuz, tekniğimiz, teknedeki tekniğimiz hepsi bir bütün olarak bize geri döneceği için bunlar bir bütün olarak düşünüyoruz ve artı bir sene bizim için bir avantaj olarak görüyorum. Hı hı. Bu en son gitmeden önce de zaten yakın zamanda bir şampiyonaya gittin sanırım sen yurt dışında. Evet. Orada neler oldu? Orada da çok iyi başlamıştın sanırım. Bir tane yarışta Portekiz'de üçüncü oldum bu sene. Olimpiyatta yarışacağım rakiplerimin çoğu oradaydı. Neredeyse süper. Hepsi oradaydı. Bir iki tanesi eksikti. Bu bizim için iyi bir işaret. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Onun dışında çok fazla da bir yarış yapamadık. Avrupa ve dünya şampiyonalarımız ertelendi pandemi dolayısıyla. Onda hala bir belirsizlik var. Ama en azından olimpiyatlara gidebiliyoruz şu anda. Ve antrenman yarışı olarak birkaç yarış yapabildik. Onun için mutluyum. Peki bu yelken sporu senin hayatını nasıl etkiledi? Bu mobilite, yani 10 yaşında başladım diyorsun. Neleri görmeni sağladı senin açıkçası? Öncelikle... Olimpiyatları saymıyorum. Evet, olimpiyatlara gidiyorsun. Hayatı herhalde keşfetmemi hızlandırdı. Yani kendi yaşıtlarıma baktığımda ben o kadar ülkeye gittim. Çok gezmedim. Yarış için gittim ama bir şekilde bir yerden hayatın bir ucundan başladım. Çok ülke gezdim. Evet. Yaşıtlarımın çoğu bu ülkeleri görmedi. Böyle bir artısı vardı küçük yaştan. Onun dışında kendi kararlarımı kendim verebilme, sorumluluk alabilme. Değil mi? Çünkü yarış sırasında, antrenman sırasında aniden karar vermen gerekiyor. En büyük artılarından biri özellikle sorumluluk alabilme. Çünkü iyi ya da kötü bir şey yapıyorsanız hayatta da böyle. Onun sorumluluğu sizin üstünüzdedir. Her iyi şeyde evet ben iyi yaptım ama kötü bir şey olduğunda hayır ben bunu yapmadım gibi kaçma lüksümüz yok hiçbir zaman. Yelken bunu gayet güzel öğretti. Aynen, tüm sporlar, bireysel olsun, takım sporlar olsun hep aslında bizi bu şekilde etkiliyor. Peki bir olimpiyatlara giden sporcunun bir günü nasıl geçiyor? Bizim genelde zaten bu dönem çok kamp ve antrenmanla geçiyordu. Günde 3 ya da 2, en az 2 antrenman yapıyoruz. Genelde 3 antrenman oluyordu bu dönemde. Her gün denize çıkmaya gayret ediyoruz. Haftanın 6 günü bir gün boş gün yapmaya gayret ediyoruz. Denize çıktığımızda da 2 saat, 3 saat havanın durumuna göre kalmaya çalışıyoruz. Bazen hiç rüzgar olmuyor. Ama yine çıkıp 1 saat bile olsa bir manevra antrenmanı yapıyoruz. Bazen çok esiyor. Bir saat, bir saattir diye çıkıyoruz. Bazen o da uzuyor. Yani bir saat, yarım saat ne yapabilirsek biraz havaya bağlı yani. Senin. Evet. En son Bodrum kampında gittik mesela. Çok rahat 3 saat, 3,5 saat deniz antrenmanımız oluyor. Bunun yanında bisiklet antrenmanı oluyor. Haftada 2-3 uzun. Yüzme antrenmanlarımız oluyor. Nerede olduğumuza bağlı. Koşu, kürek hepsini yapıyoruz. Yani çünkü sizin endüransınızı da geliştirmeniz gerekiyor. Bunun için de en iyi şey bisiklet antrenmanı galiba, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Lazerciler yani, özellikle bisiklete çok biniyor. Çünkü onun devamlılığını, teknede devamlılık sağlamak çok önemli. Bisiklet antrenmanı arkadaşlar koşucular için de aslında çok önemli antrenman. Normalde yapamayacağın, mesela 5 saat hiçbir zaman belki yelkene çıkıp orada hava şartlarından dolayı yapamazsın ama bisiklette o endüransını, o ritmi sürekli tutturabiliyorsun. O açıdan cross antrenmanlar öyle güzel oluyor. Peki, olimpiyatlardaki hedefimiz nedir? Ne yapacağız? Benim ilk olimpiyatım olacak ve ilk 10'da bir derece almak benim için gerçekten iyi bir işaret olacak. Geçen yıllarda da yakaladığım o başarı grafiğini de değerlendirince ilk 10'un çok zor olmadığını düşünüyorum. Ki zaten en son yarışta da işte olimpiyatlarda yarışanların arasında dereceye girmişsin. Ondan önce pandeminin içinde 2020 sonunda Avrupa Şampiyonası'nda 6. oldum. Bütün rakiplerimiz oradaydı. Hatta daha fazlası. Yani olimpiyat oyunlarında aslında her ülkeden bir kişi olacak. Avrupa ve dünya şampiyonalarına bakınca seviye daha da fazla olabilir. Tabii, çünkü doğru. Örnek veriyorum, Hollanda'dan 5 kişi oluyor, İngiltere'den 6 kişi oluyor ama biz sadece olimpiyatta bunun bir tanesiyle, bir kişisiyle yarışacağız. Ama senin bir şey değişmiyor sanırım. Türkiye'den genelde bir kişi oluyor, evet, değil mi? Türkiye'den ben. Evet. Peki oradaki ortamı merak ediyor musun? Nasıl bir şey olacağını? Daha önce Cavit gitmiş sanırım oraya. Cavit'in ikinci olimpiyatı olacak. Benim ilk, bir de değişik bir olimpiyat olacağı için şu anda ben tam hayal edemiyorum ama benim milli takım antrenörüm Kemal Muslubaş iki kere yarış
tekçi olarak, sporcu olarak ikinci kere de antrenör olarak olimpiyat oyunlarına gidecek. O bana birazcık bahsediyor. Hı hı. Ama işte şimdi pandemi sebebiyle nasıl bir ortam bekliyor bizi tam hayal edemiyorum. Aynen, bütün dengeler değişti zaten pandemiden dolayı. Tokyo'yu merak ediyor musun? Orası bambaşka bir şey olacak. Bu arada Toyota da biliyorsunuz olimpiyatların sponsoru ve orada mobilite çözümü ürettiler ve onları gösterecekler ve bunları ilk sen göreceksin Tokyo'da. Öyle bir şanslısın aslında. Ve Tokyo'da tabii oyunlara hazırlanıyor ve acayip bir şehir. Orada yapmayı planladığın bir şeyler var mı? Biz daha önceden yarış yapacağımız yere gitmiştik. Test Event ve World Cup vardı. İki yarış üst üste yapmıştık ama biz olimpiyat köyünden biraz uzağız. Ondan o etkinlikleri daha sonradan da görebilirim. Enoshima diye bir adada yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta Tokyo'ya. Biz orada olacağız. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Vallahi biz de senden çok güzel haberler bekliyoruz orada. Peki sizin yarışlarınız nasıl oluyor? Surf'teki gibi hepiniz aynı anda mı start alıyorsunuz yoksa belli zamana karşı mı oluyor? Bizim puan hesabına göre oluyor. Aynı surf'teki gibi aslında. Bir start hattımız oluyor. Hayali bir çizgi, öyle öğretirler küçüklere. Sınıf işaretleriyle, hazırlık işaretleriyle bize starta olan süremizi veriyorlar. Ve parkur yarışı yapıyoruz aslında. Böyle dikdörtgen rotamız var. Onu yapıyoruz. Ve en az puanı alan sonuçta birinci, ikinci, üçüncü şeklinde sıralanıyor. Yani puanı neye göre alıyorsun? Yani finish derecemize göre. Süreye göre alıyorsun. Süre değil, finish derecesine. Mesela bu yarışta birinci girdim. İkinci yarışta onuncu girdim. Ha. Günün sonunda 11 puanım oluyor. Ona göre rakiplerimin kaç puan aldığına göre sıralama belirleniyor. O zaman her gün çok önemli yani. Evet, istikrar çok önemli. Çok önemli. Genelde yani her gün üçüncü olsan da belki kazanabilirsin. Evet, kesinlikle. Yani birinci olmasan her gün dediğim gibi üçüncü olsan, beşinci olsan o ortalamayı tutturduğun anda zaten sıralarda kalmaya başlıyorsun. Özellikle olimpik branşlarda, olimpik sınıflarda yarış sonunda çok fazla puan oluyor birincinin. Hı hı. Ondan istikrar çok önemli oluyor bizde. Önemli olan son güne kadar o konsantrasyonu koruyabilmek. Yarışın içinde kalmak önemli aslında. Psikolojik oluyor. Mental kuvvetli olan, mental olarak kuvvetli olan, yarışın son gününe kadar içinde kalabilen sonunda güzel şeyler alıyor. Peki bu yelken sporu, olimpiyatlar özel hayatını nasıl değiştirdi? Çünkü spor yapmak, her gün bu tempoda çalışmak biraz da özel hayattan alıyor sanırım, değil mi? Evet, ben İstanbul'da tek yaşıyorum. Ailem Bodrum'da yaşıyor. Zaten 18 yaşımdan beri ben İstanbul'dayım. Ailemden ayrıldım. Yelken için geldim. Bu sırada okulu da hala bitirmeye çalışıyorum. Onun dışında dediğim gibi her gün antrenman ve çok yoğun geçiyor. Boş zamanlarımda da daha çok dinlenmeyi tercih ediyorum. Çünkü ertesi gün yine antrenmanım var ya da yarışa gideceğimdir. Bir hedefimiz vardır önümüzde. Ondan bütün hayatım aslında sporla belirlenmiş durumda şu an. Önemli olan o hedefleri yerine getirebilmek. Evet. Çünkü dediğin gibi senin hayatın artık yelken. Peki ileriki zamanlarda yelkenle ilgili neler düşünüyorsun? Yani sporculuk zamanından sonra da bir şey planların var mı? Şu anda spor yöneticiliği okuyorum ben. Yelkeni bıraktıktan sonra, en son bitirdikten sonra yine bu sporun içinde kalıp öğrendiğim şeyleri gelecek nesile aktarmak isterim. Yani spor yöneticiliğini ya da antrenör olarak bir şekilde o bilgi birikimini gelecek nesillere aktarmayı isterim. Olimpiyatlarda kürsü görmüş bir sporcu olarak inşallah o gelecek nesillere ki burada etrafta görüyoruz onları o tecrübeleri paylaşmak çok güzel olacaktır ki sen de biraz önce dedin antrenörümden bir sürü bilgiler alıyorum. İşte sen de onlardan biri olabilirsin. Evet, kesinlikle. Vallahi süper olur. İnşallah şu yarışlar bitsin. O madalyayı senin elinden burada yeni bir vlogla, asla durmadaki bir vlogla inşallah göstereceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi hava da harika. Tam sizin dediğinizde. Ya biz Çeşme'ye gidiyoruz mesela. Bisiklete çıkacağız. Bir rüzgar çıkıyor. Eyvah diyoruz yani. Bu bisiklet sürülmez burada derken oradaki sörfçü arkadaşlar oh diyorlar. Evet. Abi yelkene. Biz de şimdi antrenmana çıkalım seninle beraber, değil mi? Ecem harika. İnşallah olimpiyatlarda çok güzel bir dereceyle, dereceyi almasa bile oraya gidip bizi temsil etmesi bile ayrı bir güzellik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben zaman teşekkür ayırdığın ederim. İçin. İnşallah olimpiyatlarda da çok güzel dereceler olacak. İnşallah. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.